Serbest Düşüş'e hoş geldiniz. 30'lu yaşların yeni etkilerini konuşacağız. Hazır olun, düşüyoruz. Hello canlarım, One Network Emirgan stüdyolarındayız. Nasılsınız? Hey. Merhaba, iyi olalım diyelim, iyi olalım. Seda Sayan girişi gibi olmadı mı ya? <laughs> Kokulu öpücükler, öpücükler. Evet. Ne o biz bayağıdır podcast yapmıyor gibi. bunu söyleme insanlara. Niye ben söylüyorum ya ben çok özledim diye. <laughs> Kaan çok özledi. Konuşmayı çok özledi. Evet öpüşmemiz gereken bazı konular vardı. <laughs> Neyse konuya giriyorum çocuklar. Bugün benim kendimi çok trollediğim bir konuyu sizlerle tartışmaya geldim. Verimlilik. Açacağım şimdi birazcık. Şimdi sadece bunu ortaya atınca saçma gibi geliyor. Ee, ama işte kaos kültürü, ecaileti dediğimiz muhabbetler, muci teskin gibi popüler kavramların ittirmesiyle aslında biraz hepimiz popüler kültürün içinde hamsterlere dönüştük. Ve sömürülmeyi verimlilik olarak algılamaya başladık. İşte dikkatimiz çalındı, zamana karşı yarıştık vesaire falan filan derken işte verimli miyiz? Aslında meşgul mü tutuluyoruz falan. Kaan şu an iptal oldu. <laughs> şu an Kaan'ın verimlilik konusuyla alakalı uzak ufuklar. Hayalet sevgilim sözlerimi dinliyordum da sırada kapattım. <laughs> 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 Dikkati dağıldı bir Aynen. asla bir şey söyleyeceğim. Aşırı dinledim bu arada ama. E, odamız odağımız çalındığı konusunda Kaan bize birinci örneği verdi. Çünkü 3 <laughs> saniyemiz zaten dikkat süremiz. O zaman soruyorum. Otizmimden dolayı sizden özür dilerim. <laughs> günde kaç saat verimli zaman geçirebiliyorsunuz? Çalışıyoruz ya yeni ak, günde kaç saatiniz verimli geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Kaan sen e, Pislik düşünüyor <laughs> şu anda. Günde, günde sadece 12 dakika verimli geçiyor. Onun dışındaki <laughs> zamanım goy goy. Yok işin şakası bir yana kesintisiz verimli olduğum saat diye bir saat yok. Yani bu aslında şu anda bunu söyleyince kötü bir şeymiş gibi kulağıma şey yaptı. Sound derler ya Amerikalılar öyle geldi Tabii ama. Bir yandan da ekip çalıştırıyoruz ya bizler böyle. Ya <laughs> o yüzden <laughs> gözüm seyirdi. Şey evet, oldu ya yani ben günde böyle atıyorum iki saat verimliyim diyemiyorum. Ama bunların hepsini ucuyla toplasan iki saat yapardır. Eder ama... mi saat? Yani etmez ya. Ben şu an tamamen mikrofonları oynuyorum. Yani yoksa gerçekten yarım saat falandır verimli olduğun zaman. Bence verim yani nasıl konuya nasıl gireceğimi bilemem. Çünkü geçtiğimiz hafta geçtiğimiz bir iki haftadır acayip böyle bunalımlara giriyorum ben bununla alakalı. Çünkü verimli olmak zorunda mıyız? Eşittir üretken olmak zorunda mıyız ya bir taraftan da? Yani sürekli böyle işte insanlara yardım mı etmeliyiz? İşimizi daha iyi olmak, işte çalıştığımız kurumu daha iyi bir yere taşımak ya da işte kendin için bir şeyler yapmak, kendine bir şey katmak. Abi ben bu konuda sürekli düşünüyordum. Bugün o kafada değilim ama geçtiğimiz iki hafta boyunca bunu düşündüm ve depresyonlara itekliyor beni bu konu. Aynı senin söylediğin gibi kan çünkü mesaiyi eğer hesaplayacak olursak bana kalırsa acayip verimsiz geçiriyoruz mesaileri ve ben verimli geçiriyorum mesaimin bana işte verilen sürenin sonuna kadar acayip güzel kullanıyorum şöyle güzel işler hazırlıyorum yapıyorum böyle güzel projeler yazıyorum böyle de güzel başarılarım var falan ben Hiçbir seviyedeki, hiçbir beyaz yakalı olarak söylüyorum. Beyaz yakalının bunu söyleyebileceğini zannetmiyorum. Bence pandemiden sonra birazcık değişti. Çünkü biz şeyden önce, pandemiden önceki çalışma kültürümüzde Full verimli olmasak bile çok haldır haldır çalıştığımız bir düzendeydik ya. Durmayı bir öğrendik yani bir ve sonra aşırı yavaşladık gibi hissediyorum bir ama. Bir şey soracağım. Verimlilikten kastımız Ben az önce şey yaptım. Hani böyle sen söyleyince bu arada kafamı açtım mesela. Hı -hı. Evet ben şu anda az önce hani sen ne kadar verimlisin diye sorduğunda var şey düşündüm. İşi düşündüm. <laughs> ama aslında mesela ben. Ben işi düşünmüyorum mesela şu anda bir, günümü, evet. bir günümü düşündüğümde ben bence full verimi geçiriyorum. Çünkü atıyorum. time aynen me time yapmaya. Karar verdiğim gün evdeysem sabah kalkıyorum, yatağı topluyorum. Kendime güzel bir kahvaltı ya hazırlıyorum. Tembellik hakkını da aslında verimliliğin içine katıyorsun. Ya aynen ama baktığın zaman full ne yapmak istiyorsan bunu çok verimli bir şekilde yapıyorum. Yani mesela kahvaltıyı böyle alelade yapmıyorum. hani Bayağı güzel bir orada organizasyona giriyorum. Yani kendim tek başıma da yapacak olsam sonuçta bir kahvaltıyı kendim için hazırlıyorum. İşte etrafı temizliyorum falan filan böyle. Sonra da günü bitirmiş olduğum saate baktığımda saat 3 yani mesela mesaj şey ediyorum böyle... Ama çok iyi bitirdim her Güzel şeyi. çalıştım. Yani gün artık bana kaldı oluyorum. Dışarı çıkıyorum falan filan. Ya da full evde kalıyorum. Mesela bu benim için verimliliğin kendi adıma tanımı. Geçen gün düşündüğüm şey şuydu işte güzel bir mesai güzel derken verimliliği tartışılır bir mesai gününden sonra spora gittim. Totale bir hafta içi güne baktığımızda aslında hem işe vakit ayırdım hem kendime vakit ayırdım. Eve dönerken işte yiyecek güzel şeyler aldım bilmem ne derken derken aslında okey yani verimli sayılabilecek bir gün geçirdim. Fakat soracağım şey şu. Dedin ya işte mesela hafta sonu evde alelade bir kahvaltı yapmıyorum. Temizliğimi yapıyorum işte kendime ayırdığım vakit vesaire falan çok da güzel sonra dışarı çıkıyorum. Aslında bunlar otomatik yapılması gereken şeyler. Rutinler yani. Rutinlerin verimli Ama bunları da verimsiz, olabilir. olabilir, verimsiz yapabilirsin. Yani bütün gün televizyon karşısında pinekleyip hiçbir şey yapmayıp sadece zaman öldürür de geçirdiğim bir gün olabilir. Onu yani da verimsi. Mesela, mesela ben şurada kafayı yerdim biliyor musun? Mesela bir cumartesi günü hmm. saat böyle 11-12'ye doğru kalkıp hmm. saat 2 gibi kahvaltı yapıp akşam 5'te böyle işte evi toparlayıp falan öldürdüm muhtemelen. Çünkü benim için verimli yani günü verimli geçirdim diye bir benim olayı şu. Sabah 8'de kalkarım. <laughs> 9-10'a kadar böyle bir işte miskinlik. dururum. Yani miskinlik. Sonra bir kahve atalım, etraf topan falan filan. Dediğim gibi güne erken başlamak benim için aslında verimliliğin ilk ölçütü. <laughs> evet, yani güne geç başlıyorsan verimli galiba. Yani. O zaman bende şöyle bir kavram karışıklığı var. Verimlilik pek de üretkenlik değil. Değil. Yani burada productivity konuşmuyoruz ki biz günün sonunda burada hani kendi adımıza var olduğumuz zaman Çok ince bir dilimini... çizgisi var ama. E çünkü şu an burada yani Bahar zaten aslında sorularıyla onu yönlendirecek de... Hani iş dünyasında, çalışma hayatında verimli olmayı konuşmuyoruz aslında. Verimliliği total olarak konuşuyoruz. İş dünya... Mesela iş dünyasındaki mesela yani mesai saatindeki verimliliği konuş... Yani sürekli bir sigara molası, sürekli bir yemek molası... Güzel mi aşk sigara molası? Ben Benle alakalı değil ki bu kole... kolektif kolektif bir evet, şey evet. yani. Ee, ama mesela ben şöyle bir noktaya geldim iş zamanında. Çok fazla şey var. Ee, gerçekten böyle bir sigara oturulan bilmem ne falan filan zamanlar var. Mesela ben bunları açıp orada boş geçireceğim zamanda bir tane video izleyerek bilmem ne yaparak. Kend ya yani yine dinlenme zamanı. Ama boş böyle sigara muhabbeti yapacağım ama bazen. Ya bazen o da gerekiyor çünkü hem işle ilgili şey konuşuyorsun. Hem de beraber çalışan insanlarla bir vakit geçirmen gerekiyor. Sana çünkü bir şey veriyor o geçirdiğim boş muhabbet bile. Daha verimli hale getirebiliyorsun mesela Kaan'ı beklerken biraz önce şey dinliyordum sesli kitaptan <laughs> dostoyevski falan hani bütün o zamanı verimli koyuyorum. Ben bende zaten şey anksiyetesi var yani bir şey yapmazsa ölür hastalığına tutulmak var sonra mavi ekran verip hiçbir şey yapmadığım bir gün var falan gibi. Mesela ben şeyi fark ettim. E, yaz mevsimlerini neden bu kadar çok sevdiğimi fark ettim. Kışın benim için hep böyle gerçekten oradan oraya koş, o etkinliğe git bilmem ne yap falan falan. Yaz mevsiminde şöyle bir zaman ayırabiliyorum kendime. Şezlong'un tepesinde yat, hiçbir şey yapma. Denizin sesiyle birlikte güneşlen. Yani bu hiçbir şey yapmama zamanı. Kafam bile duruyor bazen oralarda. Bu işte İtalyanların Doğa Çeferniyente diye bir mottosu var ya. O hiçbir ne şey, kız? hiçbir, <laughs> TikTok şey yapmam, mottosu. hiçbir şey yapmamanın güzelliği. Böyle mekanlar falan da daha sonra. Aslında hiçbir şey yapmamak da bazen sadece kafanın içindeki tasnif etmek için olabilir vesaire falan filan durmak. Birçok mesela düşünür yürü, yürüyor böyle saçma sapan kafasının içini sakinleştirebilmek için. Biz bazen bunlara da zaman tanımıyoruz kendimize. Aslında bazen boş boş sahile yürümek de senin için verimli olabilir. Senin söylediğin şimdi açılışı hamster'a döndük dedin ya. Or, öyle bir şey söyledin. As Bizi yanlış tetikledin galiba Bahar falan. Evet. <laughs> Hayır. Şimdi ama şöyle bir şey var. Mesela Bahar'ın sonra, yani kafam açılıyor her söylediği şeyde. Evet. Hamster'a döndük. Kaos kültürünün içinde yaşıyoruz. O kaos olmazsa işte yani verimli Yani Meşgul olmaya verimlilik zanneder hale geldik. Aslında meşgul olduğunda sürekli telefonla konuştuğunda ofiste topuklarını vura vura oradan oraya gittiğinde aslında verimli değilsin. Yok ben değilsin. mesela tabii şunu çok net söyleyebilirim. Gerçi hiçbir rezil, arkadaşlarım rezil insanlar olduğu için bizi dinlemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden arkalarından rahat rahat sayabilirim. Ben mesela bir arkadaşımla uzun uzun telefon konuşması yaptığım zaman da kendimi çok verimsiz hissediyorum. Çünkü ben kişiden bağımsız uzun telefon konuşmaları yapmayı sevmiyorum. Ve gerçekten uzun bir telefon konuşması yaptığımda o bir saat benim için kaybolan bir zaman olarak Peki gözüküyor. telefon konuşmasının yüz yüze konuşmadan ne fark var? O zaman arkadaşlarına yüz yüze bir saat konuşmayı da sen eksi şeyden sayıyorsun. Hayır ikisi aynı şey değil. Bunu şöyle düşünüyorum. <laughs> Arkadaşın telefonla konuşurken evdeysen kulaklıkla o anda çamaşırını katlayabilirsin. Bak multitask olamıyorum demiyorum sana. Ben günün sonunda birisiyle konuşurken de telefon çamaşır katlayabilirim. Ben diyorum ki mesela o telefon konuşmasını yapmak istemiyorum çünkü o an evdeyken. Aşkım sen yapmak ben sen, istemiyorsun ya başka Ben şey telefon var. konuşması evet. yapmak istemiyorum. Evet. Ya <laughs> <Bilmem Aynen. ama. gülüyor> hani uydurma. E, yalnız kaldığında sen gerçekten real yalnızlıktan bahsediyorsun. Yani kafayı boşaltmaktan bahsediyoruz. Tabii bahsediyorsun. ki aynı öyle. Yani evet. mesela bu benim için mükemmel verimli bir an. Ama mesela burada mesela şey katılıyorum onu bir düşündüm. İşte hamsterlara döndük. sıkışık bir zamanımız var. Bunlar bence verimlilikten bağımsız konular. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size. Tabii verimli kalkıp, olmanı da alıyor ya senden. Ama yok sabah meşgulsün. kalkıp işe gittiğimde. Ya önce de o zaman birincisi insanlara bu kadar çok olaylara takılmaması gerektiğini tavsiye ederim. Çünkü ben sabah kalkıp e, metrobüse bindiğimde karşıya geçtiğimde ve sonra o şey, otobüs beklerken o geçirdiğim zaman trafik ay beni ne kadar verimsizleştirdi diye düşünmüyorum. Ne yapayım abi böyle bir şehirde yaşıyoruz ve kalabalık. Yani evet, işe belki kafamda 15 dakikada ya da 20 dakikada gitmeyi kurgulamışım Tamam mesela orada dakika... geçen zaman zamanı şey. verimli bir şeyle Hayalet hayal et sözlerini tekrardan yazıyorum. Gerek yok ki şimdi Ay, mesela yani, benim gerek sorun, var mı mesela. Bence bile. yok. bence yok. ben yani yok. bazen mesela boş boş yol izliyorum falan. Ben mesela ben mesela şey çok komik görüyorum buluyorum böyle işte bu uzak doğudaki insanların metoda sadece hani kitap okuma güzellemeleri vardır ya bakın bu insan şöyle bir şey bana ne abi niye okuyor okusunlar keyif verebilir. Şimdi çok cahilce bir şey söyledim ama hani ben günün sonunda şu anda bir şey okuyor gözüküp porno dergisi okuyor olabilir. <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> evet. Yani evet. Hani. E, erotik roman okuyabilirsin hani, yani. Evet, hani, ne, nerede saklanan bir site vardı. E, erotik hikayelerin döndüğü. Oradan hikaye de okuyor Ben de bilmiyorum. <laughs> Eksi sözü de gençlerin denk ama çok saçma sapan hmm. bir ha, Ama konu bu değil. Konu gerçekten kendimizi sürekli bir şey yapmak zorunda hissetmemiz. Evet. Ben neden sürekli verimli olacağım diye bir şey üretmek zorunda Yere de kalmış hmm. gibi belki de hissediyoruz ya. Ben çok güzel bir tirat adını az fark ettim. Evet. <laughs> Amma dolmuşum bu Evet arada. güzel bir tirat. Ya aslında bahsettiğim şu mesela hamster şeyine o yüzden verdim. Aşırı koşturma halinde oluyoruz ya bazen. O bizim mesela yorgunluğumuz, verimliliğimizi de düşürüyor olabilir diye bir yerden ama... Ben yine bir ama... ne şey söyleyeceğim. Çenem açıldı Allah kahretsin. Evet ya. <laughs> güzel yani güzel. Yani Sen zaten şey konuşmak istiyordun aynen. aynen. Mesela şöyle bir bu bana 30 yaşından sonra yine geldi. A -a. Artık hiçbir şey acele etmiyorum abi. Yani böyle iş... Mesela umuyorum o patronları evet. dinlemez. Çünkü ben yani böyle işlerinde verimliymişim, değilmişim. Ay çok çok Umurumda değil abi. Bir iş Ay, varsa... Ay bu ilk başladığında işe şey diyorum mesela... kan şöyle bir şey halletmemiz lazım. 10 dakikada bir geliyor... ...o var, bu var, bunu yaptım, bu ne oldu, bilmem ne oldu mu... ...ya diyorum ki bırak bir saniye. Hepimiz bırakmış, öyleydi sağ. Evet. Hep, hepimiz çünkü hepimiz öyle yontulmuştuk yani. Haliyle yani. şu anda mesela şey gibi dertlerim yok Şu an bence işte. iyileştik biz ha. İyileştik tabii, i̇şte çok koşuşturuyoruz, çok stresli, stresli değilim abi. İş geldiği zaman... Hani yapıyorsun. Şu bir, kadar sürede yapılır diyorum, o kadar şey yapıyorum... ...bu konu benim için kapanıyor. Bir, böyle bir şey yapıyorsun, bir değerlendirme yapıyorsun önce. Bu işi şu saniye yapmazsam... Tüme ne kadar girer? Evet. Bu kadar var yani. Şuna girdiği zaman dilimine de okey sen salıyorsun salıyorsun. salıyorsun. Sen da, sonra. Gibi ya gerçekten, gerçekten yani, yani alma verme dengesini koruyabiliyorsak sıkıntı <laughs> <Evet>. yok. <laughs> yani ben bunu bir, bir saatte yapmalı mıyım? Ben bunu iki saatte yapmalı mıyım? Ben bunu çünkü çevrene bakıyorsun şimdi hiçbirimiz tek başımıza cubicle'larda çalışmıyoruz. Yani çevrene bakıyorsun 38 kişiyle birlikte aynı ofistesin aynı katlasın. Bakıyorsun abi insanlar işlerini zaten 5 günde yapıyor ben hızlı çalışma çok alışkın olduğumuz evet, için. Ben mesela birazcık yani iş değiştirdiğimde alışamadığım şeylerden bir tanesi oydu mesela. Durmak. <laughs> Durmak. Yani çünkü şöyle bir assessment yapmıştım ben de. Ben bu ofiste yapılan işlerin yani 5 gün 5 mesai gününde yapılan işlerin tamamını bir günde yaparım. Çünkü yapılır. Ama ne gerek var? Ne gerek var? ama ne gerek var kısmını sonradan insanların ama ne gerek var diyişini gördük yani o davranışı gözlemledikten sonra fark ettim ne gerek varı gelmedi bana önce ben bir günde yaparım neden daha fazla yapayım işte üretken verimlik hani öyle bir yerden gelmiş öyle bir mağaradan çıktığım için yani 5 güne neden yayıyoruz bir günde yaparsın geri kalan dört günde başka şeyler yaparsın başka şeyler başarısın şunu da yaparsın bunu da yaparsın mesela abi baktım hiç kimse öyle çalışmıyor herkes duruyor Evet. İlk sene evden çalışma zamanında ben şey diyordum ya abi niye zırt yani mesaj atabileceğin şey için beni dar, niye darlıyorsun falan diye şey diyordu aşkım evden çalışmak çalışmak ki çünkü. Hayır abi aslında yani evet, ama yani, yani ben çok temel bir şey yapıyoruz ve bunun için günde 20 kere beni aramana gerek yok. Yani aslında oradaki beni Bu arada arayan evet, kişinin ben evden çalışıyordum ben 5 gün 8,5 saatten Ajanstım gerçekten 8,5 buçuk saat çalışıyordum ben yani. mesela şeyi biliyordum sana kurumsal Showman. kurumsalda Showman. çalıştığımda evden çalışırken beni arayan kişinin aslında arama motivasyonunun ne yapıyor evde şu anda manyaklığından aradığını biliyorum yoksa ajansta çalışmış sen istifa edip beni bırakıp gitmiştin o ajansta. <laughs> 9-6 çalışıyordum. Ay, çok gitmiş, evet, evet sen çoktan gitmiştin. 9-6 çalışıyordum. Ara veriyordum. 9, e, bir dahaki 9'da oturuyordum. Gerek de bir be. Daha ya, yani ne gerek dünya, var? Bir şey dünya mı yanıyor? Neden Biz bu ikimiz kadar çalışıyoruz? Biz kendi verimlilik anlayışımızı söyledik ama Bahar senin verimlilik anlayışın ne evet. abi? <gülüyor> ben <gülüyor> bir şey yapmazsa ölür hastalığına yakalanmışım. Onu biraz önce söyledim. Ya ben üretken olmayı da seviyorum. Sadece verimli olmayı değil. Peki der ya Baykal. <laughs> evet. Baykal, Baykal. Şey evi boyamıyorum bir süredir farkında mısınız? Evde evet. hiçbir şeyi boyamıyorum. Evet yani yakınında Çünkü alçı, bu tane konu, Yani, yani bir şey yapmazsa ölecek hastalığı senin üzerinde bence ekstra bir stres ve baskı yaratıyor bu arada. Bence ben onların hepsini Nasıl şu an hemen bırakıyorum. bir şey yaptım. Bir teşhis Neydi? koydum. Neydi? Karabudayıcıoğlu muydu? Kimdi o ya? Gülseren Karabudayıcıoğlu. Gülseren. Yani, çok attım şu tamam, an. Tamam Gülseren. Her neyse işte psikolog abla. Her özel hikayeden kendine dizi çıkarıp köşeye dönen. KVKK. KVKK ihlalleriyle. KVKK ihlalleriyle. Neyse onda bir durumum yok. Ama sen her bölümde beni bir Gülseren Budayıcıoğlu karakterine benzetiyorsun. Daha önce de bir toplayıcılığımdan dolayı. Masum ama sen ne kadar patatik, pisyardık e, <laughs> davranış varsa yapıyorsa bana niye malzeme veriyorsun? <laughs> ama. Verme. Tutamıyorum ama kendimi. Öyle. Yani ofansif benim sürekli böyle çirkin şakalar yapmak üzerine kendime konuş. Böyle verimli çalışıyorum. Ama beynimle. ben de böyleyim. <laughs> sen çok layık bir kadınsın <laughs> Canım. Ya aslında verimli olmaya çalışıyorum ama bazen de sadece konuşanlar izleyerek boş ve aynı bölümde 80. kere izlerim. E bana. tamam bir şey söyleyeceğim ama yani. verimli bir gün. Bence İlk de verimli. Gülüyorum. Ben böyle durumlarda. Gülüyorum. Böyle. Yani e, aptal insanlar bana güzel geçiremiyorsa gülüyorum. Başka bir soru soruyorum şimdi. Yani aslında tembel olmak da bir hakkımızdır be. Evet. Yani. Bokunu çıkartmadığımız evet. Sözü hakkımızdır. Evet. Ya aynen Çünkü öyle. Yani gitmemesi? Işte. Yatan adamı hiç sevmem. <laughs> çok uyuyor çok sevmem falan. Bence de aşırı tembelliğe gitmediği sürece ve böyle hani pis bir miskinlik olmadığı sürece bence güzel tembellikler tatlıdır ve insana iyi hissettirir. Peki bir şey merak ediyorum. Demin kansu de telefon konuşması ile ilgili mesela. Hmm. Bunu bir yere geleceğim o yüzden soruyorum. Arkadaşlarınıza geçirdiğiniz bir günde hiç şey dediğiniz oluyor mu böyle? Ay salak muhabbet dinleyeceğim mi ve iki bölüm Avrupa yakası izlerdim Ben söylüyorum ve bu yüzden zaten ha, de bir insan, eminim. Benim karaktersiz, iğrenç bir insan olduğumu düşünüyor. Birçoğu da çok samimi oluyor bunu ama insanların düşündüğünden bağımsız. Ben gerçekten bir ortamdan sıkıldıysam, muhabbet beni açmadıysa... Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ama ben biraz sıkıldım kaçıyorum derim. Yani ben ben de derim bu arada ama ben hani sıkıldım kaçıyorum demem de başka bir bir, bir şey başka bir yani. Ya da, da şunu fark var. ettiğim zaman da bu arada direkt yani başıma Gerisini... ağrılar girdi benim eve gitmem lazım. Bir, bir şey derim kaçarım yani. Ben de şey mesela yani şunu da yaptım da oluyor bu arada sadece karşı tarafı boktan ben de eğer bir noktada kafa açtığımı düşünüyorsam çok konuşmuşum. Şu an artık sıra sizdeydi. Hani ben birazcık susayım hmm. abi, kafanızı açtım. Bunları da söylüyorum. Ben mesela ama. bazen over sosyallikten ki bahsettiğim sosyal ve büyük sosyalliklerden bahsetmiyorum. İşte aa burada mısın görüşelim. Aa bilmem ne misin görüşelim. E, okey abi ben ne zaman evde me time yapacağım. Beni bir salonun noktasına geldiğimde ya yetiştirmem gereken bir rapor var. Bilmem ne var falan. Hmm. Bu yalanı bu hafta iki kişiye söyledim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> mesela açık açık söyledim ne yani. şey söylemiyorsun ki? Ben mesela abi ben kendime vakit geçireceğim. Bu diyelim. kötü bir şey mi? Önce Öncelikle ben bunu bir sorayım yani hani ortamdan sıkılınca artık kaç yaşına geldik ya bence düşüncelerimizi hissettiğimiz her şeyi böyle açık açık söyleyebiliyor olmalıyız. Tam şu noktaya geldim asıl soracağım soruyu ve konuyu biraz daha eğlenceli ve daha twist ettireceğim yere geliyorum Aynen. çünkü bu çok kurumsal bir noktaya doğru evet. gitti arkadaşlar date verimliliğine geliyorum bir date nasıl verimli olur <laughs> ee, hissettiklerimizi doğru düzgün bu buluşmalarda vesaire daha verimli hale getirmek için söylemeli miyiz? Çünkü benimkiler çok saçma sapan noktalara gidiyor. Bir merak ettim verimli de yani nasıl evet, olur diye. Evet. Konuyu daha eğlenceli bir yere getireyim dedim artık. <laughs> Yine mutlaka kesecek bazı şeyler söyleyeceğim. <laughs> 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 hani öyle bu gruptaki üç tane arkadaşımızın cinsel hayatı, aşk hayatı, <laughs> ya, yerlerde. <laughs> <şöyle> yerlerdeyken <laughs> herhangi bir lavsal konularda başarı henüz bir imza atamamış. Yani şimdi şu anda eğitmeye başlayan bir işçisi var gibi inşallah makinatı kuracağız. <laughs> <laughs> bu akşam belli ay, ay, her şey. Ya, bu devamını devam Aynen öyle. Diye. Ama hani date verimliliği. Evet. Güzel konu ben bir terapistim öyle ya. bilmiyorum <laughs> mesela şeyi merak ediyorum ay date verimliliği derken mesela şu mu çok güzel planlanmış sabahtan akşama geçirilen mükemmel bir gün yok mesela hani e... işte sabah kahvaltıya gitmişsin lazy bir kahvaltı yapmışsın devamında güzel bir yürüyüş güzel bir kahve bazıları çok sıkıcı oluyor ya böyle hani kalkmak istiyorsun kalkamıyorsun hayır hiç kötü tarafını yani. hiç düşünmüyorum hayır, gerçekten hoşlandın birlikte vakit geçirmekten keyif aldığın biriyle birliktesin date verimliliğini bunun üzerinden Ama burada bir şey söyleyeceğim yani tamam bu konu üzerinden ...verimliliği değerlendirebiliriz ama zaten birçok date var. Mesela atıyorum uygulamadan tanıştığın birisi yaptığın blind date. Yani bunun verimliliğine evet. ayrı tartışma lazım. Bilissel acılığıyla tanıştığım bir kişiye buluşuyorsun. Evet. Bu farklı Hayır, bir date oluyor yani. Her şeyi gelipten çıkartın. Ama, <laughs> yani, evet, ama her evet, benim verimlilik başka. Şimdi her bir ilişki türünün verimliliği hakkında ayrı bölümler yapacağız. Evet tamam <laughs> hadi yapalım. Mesela, mesela dating app'ten tanıştığın biriyle... Mesela be, benim... Genel olarak dating app'tan tanıştığım biriyle yapacağım bir date, kahve buluşması ya daha kısıtlı evet. nasıl date diyor diyor musun? before date olur her sanki. An, her an uzayabileceğim bir Kesinlikle ee, öyle. stratejiyle ben oluşturuluyordu. Eğer yani. bir uygulamadan tanıştıysam, date yapacaksam böyle casual bir kahve tatlı buluşma. Aynen. Aynen. Yani saat dolayı bağlar. Eğer baktık elektrik yok Bay edip kaçarınız Ve mesela Aynen. benim çok bellidir date için evime yakın bir kafe var, bir kahveci var. <laughs> e, evime yakın kahveciye insanları ayağıma Çünkü yani ayağıma şöyle. Çağırıyorum ayağıma çağırıyorum. Hayır Ama bak şöyle ayağıma çağırmanın hikayesi şu aslında. Yani bir kere ben çok merkezi bir yerde oturuyorum. Tamam mı yani hani aya ayağıma çağırmak da değil yani herkesin kolayca ulaşım sağlayabileceği bir yer. İğrenç bir yer oturuyorsun. Merkezi bir yer ama çok kaliteli bir yer. Date için kötü bir evet, ilçe. Evet date için kötü bir yer. Değil, Oradan çıkıp bir yere gidemezsin. Ancak eve gidersin. Bir yere gitmemize gerek yok. Yani Bumble'dan tanıştığım bir insanla zaten çıkıp bir yere gitme yani öncelikle. Eve mi dedim sadece? Bir yere gitme. Oradan hemen <laughs> uzayabil yani. Düşünsene acayip kötü geçiyor ya da işte... E yani sırf hayatına enerji, şekil, şükür bir değişiklik gelsin diye çıkmıştım. Bir saatini tırnak içinde değerlendireyim diye. Rezalet bir muhabbet akmıyor Tipini beğenmedin. E şöyle bilmem ne böyle bilmem. Hızlıca uzayabileceğim bir yer olmalı. Benim için öyle olmalı. benim Ben de hep şimdiye kadar öyle yaptım. Yo diye. katılıyorum buna. Ben tam birisi ben aracılığıyla orada. tanıştığım kişiyle data gitmiyorsam gerçekten hiç uğraşmam. Ya yani Ama bu, eğer bu arada... birisi bir arkadaşım mesela ya seni şöyle bir kıza tanıştıracağım hmm. falan filan Birazcık daha saygı da, gösteriyorsun. Birazcık baya bir saygı gösterip Ama saygıyla... adamın kirlenmesin diye. Saygıyla alakalı da değil böyle yani bence o kahve muhabbeti. Yani Ama artık mesela bunu da yapmamam gerektiğini öğrendim. Peki yeni Mok ta... gibi geçtiği zaman çünkü şey oluyor. Ulan, bu kadar Para mi? verdik anasını satayım. Geçen date'e bak öpüşseydik bari falan diyorum arkasında. ya <laughs> 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 işte bak bir şey. Gerçek <laughs> olmak böyle bir şey. Ama böyle gerçek ya yani öpüşseydik de Bence bunun kadın tarafındaki Yok, şeyi de tabii ki. kötü, verimsiz diyelim. Verimsiz geçen bir date'in... Gerçi işte verimlilik nedir? Date'de verimlilik nedir ki? Şimdi... Ya kaliteli zaman geçirmek aslında. Hani buradan... Çıkardım. Tamam, bok gibi bir zaman ki Acayip sıkıldın, şiştin, ölüyorsun diyelim ki. Tamam böyle ilk yarım saatte ve hani ayıp olmasına yarım saatte de uzayıp gidemiyorsun mesela daha kahveleri yeni söylemişsin orada benim kafamda dönen şey şu tabii ki de ben bu kadar giyindim bu kadar makyaj yaptım bu kadar parfüm sıktım bilmem ne çünkü yani hani <laughs> fıs başı bilmem kaç lira diye hesap yani, orada sonra bir fiyat performans çıkartıyorsun bir, bütçeler yapıyorsun <laughs> bir kafanda. de son gelen hesabı ikiye vermeye çalışıyorum ha, ya, ha bir de öyle bir şey varsa yani zaten ikiye bölmek diye bir şey yok yani çıkartıp kredi kartının kafasına atarsın hani bunu ben ödeyeyim al üzerine de yol paranı vereyim derim ben o ayrı mesele de yani <laughs> kez o değil. Kez değil. Ay hiç eğer, tezo değil. Eğer yarı yarıya ödeme hikayesini yaşıyorsam <laughs> al bir 50 lirayla da evine dönersin cici kom derim yani. Sana öyle söyleyeyim. Ben hepsini açıyorum. 60 40 senin aleyhine yaparız. Kabul etmiyor <laughs> mu diyorsun? 90 10 benim aleyhim olsun. Hiç önemli değil. Ben hayatımda parayı bir kere bile sorun etmedim. Çok netim <laughs> bir Allah'tan yaşamadım. Allah'tan yaşamadım. Allah ama, yaşatmıyorsun. Allah yaşatmasın. Ben de hiç yaşamadım ama yani. Ama yani hayır. tamam bak ben de bu arada şimdi e, ee, güldüyorum ediyorum ama hani senin verimsiz dating şeyine aynen senin e, verimsiz dating çıkarttığım hiçbir kim, karşı tarafa asla para öğretmem yani bir kadına para öğretecek yok öncelikle hani bir de gidip şey yaparız öyle bir şey değil de o <gülüyor> <gülüyor> Kendi içinde otosansür oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz mı? Bize gerek kalmadı. Normalde Aa? babamın podcast gibi. <laughs> ama yani işin e, sadece şu kısmı komik buldum. İşte bir de çıkartıp ...o parasını veririm. Ever abla, madem bu kadar gönlün geniş ver bana da ver para. Yani, Sana anladım. zaten <laughs> Ay, evet, anne, bir anne. tane abla var ya şey yapıyor işte. Dayı çıktığınızda hiç cüzdanınızı bile yelpemeyeceksiniz falan diye anlatan yani, biri var. ya, Bir öyle anda böyle şey ya. yok. Yani ondan bahsetmiyoruz tabii ki. O değil. O değil. O bir konu bir abla. o değil yani. Konu o bir değil. Yani verimsiz date e, kanun anladığım kadarıyla eğer konu sekse gitmiyorsa öpüşmeye bile gitmiyorsa verimsiz date'tir. Ya yani. okey. Bu arada bu kadar yüzeysel bir insan değil değilim. <laughs> Acaba. <gülüyor> <laughs> Ama yani yaşan şey olduğu zaman böyle bir hayal kırıklığı oluyor. Ulan hani hiç, olmadı ya. Hani hmm. o elektriklenme evet, O elektrik, mi? o duyguyu hissetmek. zaman kaybı. Bir daha görüşmeyeceğim bir insana iki ya saatimi ne evet. etmeye ayırdım. Bir şey evet. olmasa gerek evet. yok bu arada. Hani illa gitmen gitme takılmana bilmem neye gerek yok. Ama hiçbir şey var zaman, mıysa da. Evet, zaman evet, zaten değerli olan şey zaman yani. Gibi. Peki şeyi merak ediyorum. Dediniz yani ya arkadaşlar ben artık şu noktada bir insanım. Hani canım sıkıldığı zamanda. Ya tamam hani bu bana çok uygun değil deyip. Mesela Cansu'nun söyleyeceğini tahmin ediyorum. Aşk bana bulaşma. Hmm. E, uymadı bu. Ya e aynı, aynı kafada değiliz deyip net bir şekilde söyleyebildiğini tahmin ediyorum. Şimdi verimli gitmemiş olabilir. Ve çok verimli geçmiş ama talepler, beklentiler aynı olmayabilir vesaire. Bir noktada bunu karşı tarafa... Ben bunu yap bu arada evet <laughs> bana bulaşma... Bana bulaşma demedim de Herkes kendi yoluna demiştim çok var. Bir yani, <laughs> de... Yani, çok, ne kadar söyledin bunu mesela? Çok sayısız date, insana date kendi söyledim. Date'deyken mi söyledin? Sonrasında yani date, bir. Yani infani. şöyle date'den ayrıldıktan iki buçuk dakika sonra attığım mesajda falan. Hmm. Hani daha yolda falan. Hani arkasını dön baktığında beni hala görebileceği bir nokta. Yo, aşkım tak, tak, sinir tak, önce. Belki yani eve gittiğinde severdin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil işte o hemen anlık geliyor. Ben onu yaptım. Okey. Yo iyi yapmışsın. Yani, ben yani de yine dediğim gibi yani kaç yaşına geldik artık yani ilişki içinde de dışında da iş yerinde de işte verimlilikte tembellikte fark etmez. Ne hissediyorsak ne yapmak istiyorsak birazcık yani o olgunluğa ulaştığımız için bence her şeyi söyleyebilir olmalıyız. Yani karşı tarafa saygı çerçevesine tabii ki de. Gerektiği zaman minik minik otosansürler uygulayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Ama ben ne hissediyorsam onu söyleyebilir olmalıyım. Bu da işte olmadı. Bu verimli bir date değildi. Olmayacak da. Ama aslında. sanki şimdi böyle birazcık sürekli verimli konuştuğumuz için mi böyle bir kafaya girdim bilmiyorum ama hayatımız yaşarken zaten günlük şeyde ekosistemimizde yaptığımız her eventi ulan bunu verimli geçirdim veya bunu verimsiz geçirdim ...bir süzgeçten geçirmiyoruz. Geçirmiyoruz bile. tabii. Ama bu da burada sapıklık olurdu yani, yani. verimlilik katacağız yani. Peki biz de o zaman bu, bu konuyu niye konuştuk? <laughs> Bence bu konu çok kurumsal bir yerde kaldı. Evet, hayır. Sonra ben... bu konunun <laughs> çok kurumsal bir yerde kalacağını ama konuyu değiştirmek istemedim. Sonra ben bu konuyu trollleyip böyle başka yere twist etmeye Yok çalıştım. bunu Burada... Hayır, ben verimlilik konusunuyla konuşmak konusunu. konusunu istiyorum. Ben e, aslında şeyden çıktık ya. Sürekli yoruluyoruz. Ben atak mı geçiriyorum evet. falan diye sormuştum ya size. Ben niye sürekli bir şey yapıyorum? Koyayım, ha, atak işte mı geçiriyorum zaman, ben? Tekrardan bununla alakalı söylemek istediğim bir konu var. Evet. Hadi. De. Arkadaşlar, insan olalım yeter. Ya, <laughs> hayır, bu kadar boşluk değil. <laughs> Ben sadece artık şu noktadayım. Eğer bir amacın varsa ve bir işin içindeysen, o konu verimli olmak zorundasın ama buradaki verimlilik çok subjektif olabilir. Tabii ki genel hatlarıyla sen bir seti çizersin işte düzenlilik konusunda, iş takibi konusunda ki bu iş sadece hani böyle kurumsal olarak değil herhangi bir şeyin takibinde. Hı hı. Ama önemli olan orada gerçekten birazcık hani kişinin kendi öz disiplinine saygı duyması gerektiği diye. Yani yoksa dediğim gibi biz de şu anda hani gayet kendi verimsiz bir konuşma yapıyormuşuz gibi duruyor ama bunlar şu an toplanında verimli bir bölüm ortaya çıkacak ya mesela. Evet, evet, Hani bu bununla alakalı Ne yaptığını bilmek belki de burada önemli olan konu. Yani sen mesela kendi kendini sorguladığında Bahar yani ben kendimi zaten senin yerine ben senin gibi zaten sosyal olamam. Seni gördüğümde bile bazen yoruluyorum o ayrı mesela. Bence Ha bir de tabii işin şöyle bir tarafı var. Bazen kafamızı başka yani e, düşünmek istemediğimiz konulardan uzaklaşmak için sürekli böyle bir sosyallik, sürekli işte başka aktiviteler falan gibi böyle psikolojik bir yerden de kendimizi böyle yoğunlaştırıyoruz. Ben hiç öyle değilim aslında. Yani bir şey düşünmek istemediğin için, bir şey hissetmek istemediğin için işte 800 tane program yapıyorsun mesela. Ben de bunun tam tersi. Yani evet, mesela şey hatta genellikle şey e, yani. insanlara da bunu her seferinde anlatıyorum. Yani bir şey olduğunda ben yalnız kalmayı daha çok seviyorum. Hı. Yani mesela kendi işte içine çözümlüyorsun. Aynen bu hani ayın şey Temmuz'un başında hani böyle bir bir şey oldu. İçin o dramaya girmeyeceğim ama mesela o günü şey günü bitirdikten sonra hani tek başıma kalmak istiyorum. Birkaç arkadaşım şey işte girelim yanına işte destek olana falan değil. Hayır ben tek olmak istiyorum. Yani o eve gidip onu sindirmek zaten eşittir benim için verimli olmak. Daha doğrusu o konu hakkında verimli düşünceler elde edebileceğim sürece geçmek için benim yalnız kalıp sindirmeye ihtiyacım var. Ve bu hani eğlenceli veya kötü hiç fark etmez. Yalnız kalmak benim daha çok doğruda kalmamı sağlıyor diyebilirim. Hı, sosyallik ben de beni taraftayım. daha çok dağıtıyor. Hı, evet. evet. Yani Sosyallik zaten şey oluyor. başkalarının fikirleriyle beraber üzerine geldiği için senin aslında ya benim mesela en son işte ayrılıktan sonra bir herkesin Ay, ay sabahında evimde dört kişi vardı ve bütün gün mutfakta yemek pişirerek geçirdiler bana. Ay hmm. sen can sıkılma terapi sen olsun falan filan diye. Sen ayrıldığın günün ertesi günü yemekler mi pişirdin? Yemek, ye yemekler <laughs> pişirdim ve böyle... <laughs> Misafir ağırlamış Misafir <Mesela>, şaraplarca <laughs> falan bir akşamdı yani. Ve o akşam Instagram'ını kapattım. Ben böyle şey... <laughs> onun <laughs> o <laughs> halindeydim aslında ama... bir yandan keşkek yapıyor ah, falan. keşkek yapıyor. Bu arada... Bir... Helva kavuruyor. Helvayı <laughs> kavurmak lazım. Bu arada şey yapıyordum ne yaptım? risotto yapıyorum bir yandan. Keşkek. <laughs> Aynen keşkek abi. İtalyan keşkek. İtalyan <laughs> 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 Aklım, ama tuttu yani keşke yapmışsın. Keşke yapmışsın Bahar'cığım. Evet mesela ben diyorum ki ben bir şey sordum, bir şey oldu ayrıldım ama kafam yok yani. Bu arada biz tabii ki iki Deniyorum ben ondan sonra alarak gülüyoruz ulan ayrıldım bırakın ağlayacaksam ağlayayım yani değil mi abi biz Yok. insanları acısını yaşamasına bile izin vermiyoruz ya bırakın. bu ne verimsizlik <laughs> <de. gülüyor> ve sonra ben böyle bir kendime geldim toparlandım kendime geldim derken gülmeyi bıraktım birkaç gün sonra çünkü sürekli yanımda evet. insanlar vardı sonra dedim ne koyayım ayrıldım ben ve şu an 3. gün a fark ettim 3. gün bana şey geldi Kafasına. nefes kesilmesi 3. gün geldi ben bilmiyorum ya. Benim en son öyle şeyli, dramlı ayrılığımda ben üç gün evden dışarı çıkmamıştım. Hiç kimse de yanımda değildi. Geç söylediğin için olabilir bize? Ha, evet olabilir tabii. Hey, evet. <laughs> kötü insanlar mıyız arkadaşlar? Hayır o, o, o yani işte de, demek ki işte o kendi... Çünkü iç... şöyle oldu. Üç gündür konuşmuyoruz biz diye. Üçüncü günün sonunda bize haber verme iyi. Kendine Ama şey ben vermiş. o sırada üç gün aç. Susuz evde kendimi ölüme terk etmiş. Neden? Ne bileyim ben kendimi acı çektirmek için değil ya doğal akışında öyle oldu yani. Canım ha. bir şey yemek istemedi, işte üzüldüğüm çok, için iştahım kapandı aslında falan. Aslında retorik bir soru sormuştu. Evet. Yani cevabını Yoksa ya, böyle şey dram. günün sonunda hayır, bir şey söyleyeceğim. Yani çok belki de istemediğim bir ayrılıktı ve yansında yaşamak istedim. Ha, ha evet, ha. bu arada evet yapıyorum. ben kesinlikle buna katılıyorum. Yani bak o ilişkinin başlangıcındaki verimlilikten hep bahsettik ama sonundaki verimliliği de bence konuşabiliriz. Yani bir ilişki bittiği zaman Buna ee, ne kattı? Ne kadar güzel zamanlar yaşadığım. O kadar değil. Hayır hayır. Tamamen kendini, Korya'ma. kendinle alakalı. Yani bir ilişki bittiği zaman bence ağlamalısın. Bir ilişki bittiği zaman yasını yaşamalısın. Kendine işte o vakti ayırmalısın yani. Yoksa senin Bahar bahsettiğin şey gibi oluyor. İşte arkadaşların sana destek olmak için sürekli yanında oluyor. Sonradan bir şeyleri fark ediyorsun. Aslında belki o zamana kadar ağlayıp sızlayıp atlatacağın konuları çok sonra yaşıyorsun. Ama ben bir gün yılbaşı ağaca süslerken aldığım hediyeyi buldum. Evet her şeyin bir sırası var ya. Bu da bir benim. <laughs> Biraz sonra atak geçirdim. Evet. Neyse güzel yani sen benim. Çok ben yani. Sen çok duygusal. Evet. evet. Sana sarılmak isteriz şu an. Aa, Ama sonra. Evet. Benim, en, benim bu yaşadığım şey duygusallık sen en son 4 sene önce falan yaşadım yani. Hani o yüzden ona da bir şey diyemem. Ben en son duygusal olduğumda 13 yaşındayım. <laughs> ya soğuk, soğuk piçler. Aa, <laughs> Kaan'cığım 6 yılların <laughs> ya şu an tamamen rol yapıyorlar ikisinin de zırranmalı noktalarını gördüm ben benim adım çıkmış ağl ağlak diye arkadaşım ben cool bir insanım ya, yani burada bunu şimdi tekrar dile getirmeme gerek yok farkında olduğunuz şeyler bunlar. <laughs> Evet sonuçta bu bölümün özeti nedir? Verimli olmak zorunda değiliz. Kim verimliliği ya? <laughs> Tam olarak verimli. böyle aslında. Biz verimli her podcast'te olmak aşırı verimli herkese bir şey anlatmak zorunda olduğum şeyler çekmek zorunda arkadaşlar. Gelen feedbacklerden aldığımız aşırı eğlendikleri insanların çok tatlı insightlar sus be. <laughs> Dinleyicilerin Allah belasını ver. <laughs> <lan> <laughs> çok tatlı insightler alıyorum. ya yani bazen konum boş oluyor ama o kadar tatlı insightler var ki dinlemekten çok keyif alıyorum. Özellikle de arabada dinleniyormuşuz. <laughs> şey, bu da benim de geçenlerde Ayşegül... şekilde bu... Storytel din... Story <laughs> dinlemeyin Want Network dinleyin Ayşegül Ayşe Gül bu feedback'im sana aşıkım. Yani arabada benim sesim az çıkıyormuş Kulaklıkta çok iyiymiş ama arabada azmış <gülüyor> Arabada da <laughs> şeyde 15 gibi bir etkin var galiba <laughs> Ayşe Gül aka producer, producer. Arkadaş producer Ayşegül bizim de sorumu sorumuz <laughs> <laughs> Ya bu arada şöyle bir yerden aslında podcast'a bağlayacağım yine. Bana e, şey diye bir soru sormuşlar. Bu kadar yoğun çalışıyorsun. İşte dergiye yazı yazıyorsun. Onu bunu yapmaya da sosyal bir de podcast. Delirdin mi sen dediler. Ben de ki bunu verimli olmak için bir şey üretmek için. işte para kazanalım diye kazansak ne güzel olur tabii de. biz için sponsor olun. Yapmıyoruz evet, aslında. Abi biri bize sponsor olsun ya. <laughs> Gülseren. <laughs> <laughs> Hayır ne, yani bir şey, şey söyleyeceğim. Ortaya böyle çıtır çerez bir ülker mülker eti falan birileri olsa da gofret mofret ben... arkadaşlar arkadaşlar. Ben yani. o zam da almadım <laughs> o yüzden para <böyle gülüyor> lazım. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz ilk bölümlerde işte bize Durek sponsor falan diyorduk. O kadar cansızız ki. Bize bence ancak dating app'lerin falan sponsor olması lazım şu an. Bize gerçekten kim sponsor olabilir ki? Bumble. Galiba ya. Bumble neyin sponsor olacak? Zanak. Zanak. Evet. Et Pfizer sponsor. Pfizer sponsor. <laughs> <laughs> <durumda. gülüyor> Zorluğunda. Kaç dakika oldu bu arada <laughs> konuşuyoruz sadece. Bak yine Kaan'ın kaç dakika oldu sorusu geldi. Hepinizi <gülüyor> öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümün sonunda da hiçbir boka var ama hiçbir sonucumuz yok. Özetimiz de yok. Herkes <laughs> tembel olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ekonomi <laughs> çok kötü abi. Çalışmaya gerek yok. Zaten çalışsak da çalışmasak da hepimiz fakiriz. Fas fakiriz. Fas fakir, fakir. <laughs> <laughs> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Bye. See you later. Bye.